YouTube'da Zafer Şık kanalında arkadaşlar Osmanlıca belge okumalarında bu dersimizde Arakan'la ilgili bir belgeyi okuyacağız. Biliyorsunuz günümüzde şu an Arakan'da Müslümanlara şiddetli zulümler uygulanıyor. Bu zulümlerde, işkencelerde binlerce Müslüman katledildi. Bundan 100 sene evvel, hatta 104 sene evvel Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya yardım ettiğine dair bir arşiv belgesi. Bu cihette önemli bir belge. Onlar 100 sene evvel bize yardım etmişlerdi. Bizler de bir 100 sene sonra ne yaptık? Allah'ın izniyle ülke olarak onlara yardım elimizi devlet olarak uzattık. Şimdi bu belgeyi okuyalım bakalım ne yazıyor. Antetli bir kağıt. Burada Babı Ali arkadaşlar Sülüs hatla hariciye nezareti. Ondan sonra şurayı biraz büyütelim. Pek belli değil ama. Umuru siyasiye i müdiriyeti umumiyesi. Evet. Umuru siyasiye düzeltelim. Müdiriyeti Umumiyesi Tercüme Odası Şubesi özür. Tercüme Şubesi evet. Baba Ali Hariciye Nezareti Umuru Siyasiye yani Siyasi İşler Müdiriyeti Umumiyesi Tercüme Şubesi. Demek bu metnin aslı Osmanlıca değilmiş. Sonradan Osmanlıcaya tercüme edilmiş ki zaten bu belgenin Osmanlıca değil de yanılmıyorsam İngilizce bir metinde bir yerde vardı. Bu da onun tercümesi o dönemde yapılmış. Evet, Mesnedi Celili Sadaret Uzmaya Mesnedi Celili Sadaret Uzmaya 28 Temmuz sene 1913. Evet, 104 sene evvel 1913 tarihiyle Rangon. Arkadaşlar Rangon bugünkü Arakan'ın o dönemdeki adı bir adı Rangon, bir adı Burma. Bazı yerlerde şu an internette falan bakarsan Yangon diye de geçebiliyor. Rangon Arakan'ın eski ismi. Belgelerde bazı belgelerde Burma diye de geçiyor. Birkaç ismi olabilir. İhane-i Osmaniye Cemiyeti. Evet, İhane-i Osmaniye Cemiyeti reisi Ahmet Mevla, Ahmet Mevla, Davut, evet Ahmet Mevla, Davut tarafından varid olan mektubun tercümesidir. Kaldıralım. Biraz da hızlı bir şekilde okuyalım arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim. Evet, şöyle herhalde ben rahat görüyorum. İnşallah siz de görüyorsunuzdur. Evet. Çok affedersiniz. Evet. Harbin yeni safhasındaki mecruhin yani yaralılar ile şurası ile şühedanın yani şehitlerin eytam yani yetimler ve eramili arkadaşlar bu da dul kalmış manasında kimsesiz kadınlar dulları yani ihane ve ihane komisyonuna ve eramili ihane komisyonuna yani yardım komisyonuna ait olmak üzere zatı sami fehimanelerine evet zatı sami fehimanelerine bugün kablo ile yani telgraf manasında yanılmıyorsam kablo ile yani telgrafla 1391 İngiliz lirası günümüzde sterlin 15 şilin 11 pens takdim kılındığını mübeyyin henüz keşide eylediğim telgrafnameyi evet, henüz keşide eylediğim telgrafnameyi
teyit eder, teyit eder yani onaylar ve bu münasebetle zat-ı sami sadaret penahilerine ve heyeti vükelanın erkan-ı saidesi ile bütün Türk dindaşlara Edirne ile arazi sairenin yani diğer illerin manasında, yani o dönemde düşman istilasından bahsediyor. Şanlı bir surette istirdadıyla, yani o düşmanların ülkeden kovulmasıyla Şerefi Osmani'nin, yani Osmanlı Şerefi'nin ila edilmesinden, yani yükseltilmesinden dolayı beyanı tebrikat eylerim. Bu civarda meskun bir cümle Müslümanların Türk kardeşlerinin, yani Türk kardeşlerinin zayi olmuş oldukları arazinin, yani kaybettikleri topraklarının bir kısmını istirdad ile ihraz eylemiş oldukları, yani düşmanları topraklarından kovdukları muvaffakiyetten fevkalade o başarıdan dolayı fevkalade memnun kalarak izharı şadmanı ya da şaduman, yani sevinçlerini gösterme, izharı şadmanı eylemekte, şurası arkadaşlar, eylemekte olduklarını da şurada zat-ı sami-i fehimanelerine arza ictisar eylerim. Yani binlerce kilometre öteden oradaki Müslümanlar buradaki kazanılan zaferlerden, düşmanların kovulmasından sevinçler duymuşlar ve bunu arz ediyorlar. Her gün mesacitte, yani mescitlerde, her gün mesacitte yeni muzafferiyata, yani yeni muzafferiyata mazhariyet için dualar kıraat olunmaktadır. Yani Osmanlı'nın muvaffak olması için, düşmanları kovmak için mescitlerde sürekli orada dualar okunmaktadır. Devam edelim. Buradaki Müslümanlar son hadiselerden mütevellit dolayı memnuniyet ve memnuniyet ve mahzuziyetlerini, yani o sevinç duygularını, hazlarını izhar maksadıyla şehri halin, yani içerisinde bulundukları ayın, şehir, ay demek hal, bulundukları ay manasında 21. günü umumi bir miting akdedeceklerdir. Yani oradaki Müslümanlar umumi bir şenlik yapacak, miting yapacak, toplanacak imiş. Bu mitingde ittihaz edilecek mukarreratı, yani kararları huzur-u samilerine arz eyleyeceğim. Asakir-i Osmaniye'nin, yani Osmanlı askerlerinin muzafferiyeti ve İslam'ın taali-i şanu şerefi temenniyatını ref-i bargahı izzet eylediğimin arzı vesilesiyle takdimi ihtiramat eylerim. Son kısmı bir daha alalım arkadaşlar. Son satırı. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Asakir-i Osmaniye'nin muzafferiyeti ve İslam'ın
taali-i şanu şerefi temenniyatını, yani temennilerini ref-i bargâh-ı izzet eylediğimin arzı vesilesiyle takdimi ihtiramat eylerim. Evet arkadaşlar, YouTube'da Zafer Aşık kanalında Osmanlıca belge okumalarında bu dersimizde Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya maddi nakdi olarak yardımda bulunduklarını burada görüyoruz. Bununla beraber oradaki Müslümanların mescitlerde sürekli Osmanlı'nın zafer kazanması için dualarda dualar ettiklerini görüyoruz arkadaşlar. Bugün sıra bizde inşallah, bizler de bütün yüreğimizle oradaki kardeşlerimizin kurtulması için dua ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.